Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Gökbayı ve Hülkuş'la yeniden hayata dönecek. Kayseri'de 800 dönüm arazide kurulacak TUMTAŞ Havacılık ve Teknoloji Yerleşkesi için hazırlıklar sürerken, 5000 metrekarelik üretim altyapısında havacılık yapısallarının üretimine başlandı. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve yeniden kurulan TUMTAŞ Havacılık ve Teknoloji, ilk üretimlerini genel maksat helikopteri Gökbey ve temel eğitim uçağı Hülkuş için yapacak. TUMTAŞ İcra Kurulu üyesi Ali Ekşi, Anadolu Ajansı'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest İzmir'de, festivale ve şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Festival alanında 7'den 70'e inanılmaz bir coşku yaşandığını ifade eden Ekşi, Teknofest'in öğrenilmiş çaresizlik hastalığının bir panzehiri niteliğinde olduğunu söyledi. Gençlerin biz bunları yapmışız veya eğer abilerimiz bunları yaptıysa biz daha fazlasını yapabiliriz dediğini ifade eden Ekşi, TUMTAŞ'ın da bu anlayışla yeniden çıktığını vurguladı. Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde TUMTAŞ'ı milli teknoloji hamlesinin son 20 yıldaki uygulamasının Kayseri'deki yansıması olarak kurguladıklarını anlatan Ekşi, şu değerlendirmelerde bulundu. TUMTAŞ'ın akamete uğradığı dönemde olmayan buradaki devlet iradesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanlığının liderliğindeki vizyoner milli teknoloji hamlesi çalışmaları Kayseri'ye TUMTAŞ vasıtasıyla yansımış durumda. 800 dönüm üzerindeki bir yerleşkede Anadolu'da bir nevi yeniden ortaya çıkarmış olacağız. TUMTAŞ, tayyare ve motor olarak 1926 yılında Kayseri'de kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki o dönemin konjonktürüne karşı irade koyamayanlar TUMTAŞ'ın hava bakım ikmal merkezine dönüşmesine bir anlamda göz yummak zorunda kalmışlardır. Aslında hava bakım konusunda da 70 yılda çok ciddi kazanımlar elde etti. Bu tecrübeyi, kazanımları, kültürü TUMTAŞ olarak Türkiye'mizin havacılık altyapısına destek unsuru olarak sunmak istiyoruz. 800 dönüm arazi içerisinde havacılık yapısallarının imalatı, büyük gövde parçalarının imalatı, platform montajları ve platformlara dair bakım ikmal faaliyetleri devam edecek. Kayseri kendi üzerine düşeni Anadolu'nun merkezinden 100 sene sonra tekrar yerine getirecek. TUMTAŞ yerleşkesine yönelik proje etüt çalışmalarının devam ettiğini, inşaat ve altyapı çalışmalarının başlamak üzere olduğunu bildiren Ekşi, arazi ve projenin geneline ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra olağanca hızla şirketin kendi yerleşkesinde çalışmalara başlayacağını söyledi. Yerleşkenin kurulması için zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ekşi, 5000 metrekarelik bir üretim altyapısında yavaş yavaş havacılık yapısallarının üretimine başladıklarını söyledi. Ekşi şunları kaydetti. İnşallah Ekim ayı içerisinde ilk faturamızı kesmiş olacağız. Kayseri son dönemde savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin yakalamış olduğu çıtayı hedeflemiş durumda. Diğer büyük şehirlerle beraber kendi üzerine düşeni yapmanın gayretinde. Sanayi altyapısı noktasında birçok birikim olmasına rağmen havacılık alanındaki üretim yeni aşina olmaya çalıştığımız bir alan. Özellikle havacılık altyapısı ve sertifikasyonları konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bundan sonra da Kayseri'ye örnek olacak.